Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Ulaşım Sektörü temsilcileriyle dün akşam bir aradaydı. Gündeminde seçim vardı 28 Mayıs. Zafer olan inancını tekrarladı orada da konuşmasında. Erdoğan'ın yedili masa ve CHP için söyleyecekleri de vardı. Allah'ın izniyle ikinci turda rekor bir oy ve oranla milletimizin bize cumhurbaşkanlığı görevini tekrar 5 yıllığına tevdi edeceğine inanıyoruz. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs'ı işaret ederek kurdu bu cümleleri. Sonra sözü muhalefete getirdi. Daha düne kadar depremzedelerimize bedava ev vaat ediyorlardı. Bugün insanlarımızı kapı dışarı ediyorlar. Suçüstü yakalanınca da hemen işi başka taraflara çekip kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Haliç Kongre Merkezi'nde ulaşım sektörü temsilcileriyle buluştu Erdoğan. Seçmene seslenirken koalisyon ortaklarına terör örgütlerinden gelen desteği hatırlattı. Biz bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütünün uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Biz Rabbimize sığınıyoruz ve milletimizden talimat alıyoruz. Seçim sonrasına dair bir müjde daha verdi. Doğal gazdan sonra petrolde de indirim yapılacağını bizzat duyurdu. Gabarda bulduğumuz petrolü yeni keşiflerle zenginleştirip belirli bir seviyeye getirdiğimizde akaryakıtta da aynısını yapacağız. İşte bu Kılıçdaroğlu'nun el ele kol kola olduğu o teröristler sebebiyle Gabar petrolü yıllarca çıkarılamamıştır. 14 Mayıs'tan sonra depremzedelere yönelik yapılan eylem ve söylemleri de unutmadı. Tekirdağ'da kaldıkları oteli boşalttırdılar. Bu ne vicdansızlıktır. Ve bu partiyle irtibatlı sivil toplum kuruluşları depremzedelere yaptıkları yardımları kesmekten çadırları toplamaya, kaldıkları yerlerden onları çıkarmaya kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Millete hakaret ederek, milleti tehdit ederek siyaset olmaz. Depremzede vatandaşlarıma hakaret ederek siyaset olmaz. Düşünün ki bunlar daha kaybettikleri bir seçimde böylesine bir hırsla sağa sola saldırıyor. Allah muhafaza. Seçim sonucu tam tersi çıksaydı neler yaparlardı düşünmek bile istemiyorum.